arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel çalışmamızı yapacağız bu çalışmamızı hem çeyizlik örgülerinizde hem de yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz şu an yazlık çalışmalarımız merserize koton çalışmalarımızın tam zamanı çok güzel bluzlar yelekler çalışabiliriz bu modellerimizde şöyle görelim Modelimizin yapımı oldukça kolay. Ön yüzde yapmış olduğumuz çalışmanın birebir aynını arka yüzde de çalışacağız ve bu şekilde gördüğünüz çiftli çiftli e, büzmelerimizi göreceğiz. Bakın bir tarafta artışımızı yaparken. Bir tarafta da büzüyoruz. Yani normalde ördüğümüz iki büzmeler ya da üç büzmeler gibi ama burada bir tane farklı işlemimizi yapacağız. Modelimiz oldukça kolay. Şimdi sizlerle birlikte çalışırken zaten göreceğiz. Evet, ben bu modelimi çıkarmak için üç buçuk numaralı şişimi kullandım ve şu şekilde. Koton bir ip kullandım. Sizler dilediğiniz iplerle örebilirsiniz. Tiftik iplerle güzel çizdik yelekler ya da diğer hırkalar çalışabilirsiniz. Etoller, şallar örebilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamızın yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi 5 beş ve 5'in katlarıyla örüyoruz. İki sağ tarafa, iki de sol tarafa yani toplamda 4 ilmekte de artı koyuyoruz. Hangi büyüklükte öreceğimizi ayarladım. Şimdi 5 ve 5'in katlarıyla ben Ilmeklerimi almaya başlıyorum. Küçük bir parça çalışmamız bizim için yeterli olacaktır. 3, 4, 5, 6, 5 oldu diyelim. İkinciyi çalışalım. 1. Artı 4 ilmeğimi de alıyorum. 2, 3 ve 4. Şöyle sayayım. 2, 4, 5. Bakın 5. 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5 ve 4. Bu şekilde hemen aldığımız ilmek üzerine de kurabiliriz. İsterseniz lastik örgüsü de çalışabilirsiniz. Ben şöyle ön yüzden çalışmak istiyorum. Burası ipimiz sağ taraftaysa arka yüzü. Bu arka yüzden bir sıra düz örelim. Eğer lastik örecekseniz bu modelimize dahil değil. İlk ilmeği her zaman için şişimizden çıkardığımız zaman ilk çıkardığımızda örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ben düz örüyorum. Bu modelimizin lastik sırasıymış gibi görün. Yani şu aşağıda gördüğünüz yeşilde gördüğünüz gibi direkt başlıyorum modelimizi. Dilerseniz iki ters iki düz bir ters bir düz ya da pirinç ya da işte e, haroşalar hangi lastikle çalışmak isterseniz modelimizi kurabilirsiniz. Son ilmeğimizi ters ördüm. Evet şimdi örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Ön yüzünde modelimizi kurmaya başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Bir, iki. Bir boş iki düzümü ördükten sonra şişimin başına doluyorum bir tane artış yapıyorum şuradaki görmüş olduğum üç tane ilmeği aynı anda örüyorum fakat bakın şöyle başını doladım üçünü aynı anda büzüyorum bir doladım üçünü ördüm üçünü ördükten sonra buradaki işlemimiz püf noktamız ve çok kolay olan yerimiz yani modeli asıl gösteren burası bakın ördüm üçünü üçünü ördükten sonra şu şekilde Bakın üçünü ördüğüm ilmeğim, şişime iki alıyorum. Üçüncüyü boşaltıyorum. Tekrar sol şişime takıyorum ve bir tane daha örüyorum. Bu ikili görüntüyü bu yaptığımız işlem veriyor. Sonrasında iki düz örüyorum. İki düz. Modelimizin bir tanesini bu şekilde kurmuş olduk. Yani şu kısmı kurduk. iki düzü de ördüm. Şöylece görebilirsiniz. Şuradan itibaren modelimizi biz ördük. Bir boş aldım, iki düz ördüm. Burayı ördüm. Şimdi şu kısmı iki düzü de ördüm. Yeniden buradaki modelimizi kurmaya başlayacağız. Şiş başını doluyorum. Üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3'ünü aynı anda alıyorum. Bir tane artışımı yaptıktan sonra. Şöyle şişime ikisini takıyorum. Üçüncüyü takmadan boşaltıyorum. İki tekrar sol taraf şişime getiriyorum ve bir bir defa daha düz örüyorum bakın artıştan sonra hemen 3 taneyi büzüyoruz tekrar üçüncüyü çıkarıyoruz ikinci yeniden düz örüyoruz ve bu ikisini büzdükten yani iki tane ördükten sonra arka iki tane ilmeğimi düz örüyorum şimdi son defa yapıyoruz şişimin başını doluyorum 3 tane ilmeğimi aynı anda düz örüyorum. Şişimden hepsini birlikte çıkarmıyorum. Sadece şöyle bakın. Ördükten sonra ikisini alıyorum, üçüncüyü bırakıyorum. 2 tekrar takıyorum. 2 defa ördüm. Arkadaki kalan ilmeklerimi ise düz örüyorum. Son ilmeğim kenarım için düz olsun diye ters örüyorum. Bakın modelimizi ön yüzden bu şekilde kurduk. Hemen arkayı çeviriyorum. Arkada da aynı işlemimizi ters olarak yapacağız. Örgümüz arkada ters olduğu için işlemimizin aynı tekrarı ters ön yüzde düz olarak örüyoruz. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane tersim örüyorum. Önde de iki düz örmüştük bakın. Sonra bakın şuradaki büzdüklerimi görüyorum. Öndeki defa ördüm. İki ters ördükten sonra şişimin başını doluyorum. Ördüğüm iki tane tersim ve diğer taraftaki artmış olduğum ilmek üçüncü oluyor bakınız. Üçünü birlikte artışımı yaptıktan sonra yani şişimin üzerine ipimi aldıktan sonra üçünü şöyle ipi ters öreceğim için kendimden tarafa alıyorum. Üçünü alıyorum ve ters örüyorum. Ters ördüm, 2 ilmeği tekrar sağ elimdeki şişime takıyorum, üçüncüyü bırakıyorum, tekrar 2 ilmeğimi takıp ters örüyorum. Aynı işlemimize bakınız, ters olarak ördüm. Ardından 2 ters, tekrar şişimin başını doluyorum, diğer sırada ördüm ve artırdım. Artırdığımız her zaman bu arka yönde üçüncü olacak, bakınız. İpimi alıyorum ters örgüm örmek için önce iki tane ilmeğimi ve diğer sıradaki artış yaptığımı alıp hepsini ters örüyorum sonrasında iki ilmeğimi şişime alıp üçüncüyü boşaltıyorum 2'yi tekrar diğer şişime takıp yeniden ters örüyorum bakın hem artışımızı hem de büzgümüzü yani kapatmamızı kesmemizi yapıyoruz arkasından iki tane tersimi hemen örüyorum ve sonra yine iki tane ördüm bir artım geliyor hemen başına doluyorum üçünü aynı anda ters örüyorum salimdeki şişime iki ilmeğimi takıp üçüncü artışımı bırakıyorum tekrar ters örüyorum kalan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Burada ilmek sayısı ne kadar olursa olsun hiç fark etmez. İşlemimi aynı şekilde tekrar ediyorum. Bakın önde de arkada da işlemimiz aynı. Şöyle görmenizi istiyorum. Önde de arkada da bakınız. Hem sağ taraftan hem sol taraftan artmalarımız oluyor. Şu şekilde iki tane üst üste üst üste de modelimiz güzel bir şekilde duruyor. Şimdi çevirelim. İlk başlangıçtaki gibi Örmeye başlıyorum. Birinciyi boş alıyorum. Hep aynı tekrarımız olacak. Ön yüzde aynı işlem, arka yüzde aynı işlemimiz. İki tane düz. Bir, iki. Bir defa artıyorum. İki tane ilmeğim. bir de artışım var. Üçünü aynı anda alıyorum. Düz örüyorum. Şişime iki tane alıp artışı bırakıyorum. İkiyi tekrar sol elimdeki şişime takıyorum. Ve düz örüyorum. Bakın modelimiz göründü. İki düzümü örüyorum. Şişimin üzerine ilmeğimi alıp üçünü örüyorum. Şişime şöyle ikiyi takıyorum. Üçüncü artırışımı bırakıp ikiyi tekrar örüyorum. İki tane düzüm arkasından tekrar bakın ne kadar da zevkli akıp gidiyor. Üçünü alıyorum. Düz örüyorum. iki şişime alıp ikiyi örüyorum arkasından bir iki düz son ilmeğimiz kenar olduğu için ters Evet modelimiz bakın ne kadar sevimli pembede de gayet güzel durdu arkayı da bir defa hatırlatalım aynı tekrarlarla bitecek zaten arkayı da çevirdim biraz önceki yaptığım işlem gibi iki tersimi örüyorum artışımı yapıyorum 3 tane 2 ilmeğim ve artışım bakınız üçünü de alıyorum ters örüyorum şişimden ikisini sağ şişime aktarıyorum üçüncüyü boşaltıyorum tekrar o iki tane ilmeğimi yeniden örüyorum iki örüyorum şöyle artışımızı takmıyoruz iki tersimi ördüm arkadan aradaki iki ters ilmeği tekrar başını doluyorum 3 ilmeğimi örüyorum İkisini şişime takıyorum, üçüncüyü boşaltıyorum. İkiyi yeniden sol şişime aldım. Aradaki iki tersim. Ne kadar zevkli ben inanın çok keyif aldım. Üçünü 2, üçüncüyü boşaltıyor. Her zaman arttığımızı boşaltıyoruz ve diğer iki ilmeğimi örüyorum. 3 ilmeğimi de örerek tamamladım hem önde hem arkada. İşlemlerimiz aynı şekilde devam ediyor. Bakın ne kadar tatlı oldu. Evet, çalışmamız bu kadar kolay. Diğer modelimi de şöyle alayım. İstediğiniz örgülerde, özellikle yazlık bluzlarda çok çok güzel olmakta. Hem kollu hem kolsuz çalışmalarda ya da yeleklerde, bebek örgülerinde şal nerede kullanacaksanız çok yakışacak, çok zarif bir örgü. Evet, bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.